öğrencilerimizin eğitim öğretim hakkından daha fazla yararlanabilmesi için eğitime daha fazla pay ayrılması ve okullaşma oranının İmam Hatipler dışındaki diğer okullarda da artması yönünde sıkça taleplerimiz oluyordu ama bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü bunlara kulaklarını tıkadı. Ama deprem gerçeğiyle birlikte yeniden Mersin'de okulların dayanıklık problemi, okulların birleştirilmesi, uzaktan eğitim ve okulların depreme dayanıklılığının incelenmeye başlanması gibi bir seferberlikle karşı karşıyayız. Bu çok gecikmiş bir davranış. Keşke bunlar Adana depreminden sonra yoğunlaşarak devam etseydi. Daha önce yaşadığımız depremlerden sonra yoğunlaşarak devam etseydi. Bugün yapılıyor olması eğitim üretimi tıkayan da bir karar. Bu açıdan size uzun da bir liste paylaşacağım birazdan. Bize gelen hani birkaç saat içerisinde ulaşabildiğimiz bilgiler bunlar. Bunları kısa şöyle toparlayabilirim. Bazı okullarda Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün mühendislerini yönlendiriyor okullara. Okullar inceleniyor ve rapor hazırlanıyor. Bazı okulların raporları idarecilerle arkadaşlarımızla paylaşıldı. Bazıları da paylaşmadan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne verildi. O nedenle bazı okullarla ilgili henüz rapor sonuçları elimizde değil. Yapılan incelemeler de çok yüzeysel. Mutlaka ki sonrasında biz daha detaylı inceleme yapılması için de çağrıda bulunacağız. Çünkü gerçekten yapılan incelemelerde işte mühendisin bazı okullardaki arkadaşlarımızın gözlemi şu. Mühendisin elinde bir çekiç duvarlara, kolonlara vuruyor ve o şekilde çıkıp gidiyor. Bu hani ne eğitim emekçilerini, ne velileri, ne de öğrencileri tatmin edecek bir inceleme şekli değil. Gerekli bilimsel kriterlerle örneklerin alınması bu açıdan son derece önemli. Bu yapılmadığında da yani karot alınmadığı, daha hassas cihazlarla, ultrason cihazlarıyla demirlerin, betonun analizi yapılmadığı sürece bizler kaygı içerisinde öğrencilerimizin eğitim, öğretim hakkının gerçekleşmesi için bir çaba içerisindeyken aynı zamanda bu kaygı öğrencilerimizde ve velilerimizde de yüksek düzeyde olacak.